Evet değerli izleyenler, yine bu güzel fuarı geziyoruz. Elazığ'ımızı tanıtan Elazığ Günleri adlı etkinliği geziyoruz ve yine burada dikkatimizi çeken bir kurum var. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu. Elazığ'ımıza yatırım yapan, bu güzel ilimize yatırımlar yapan, hizmet eden bir kurum. Ve onun değerli bir yetkilisi, Elazığ İl Koordinatörü Sayın Turan Karahan'la burada birlikteyiz. Merhaba efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elazığ'a neler yapıyor bu kurumumuz? Şimdi bizim Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın ilgili bir kuruluşu olup Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde kurulan ve Avrupa Birliği'nin aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik uygulanmış olduğu katılım öncesi mali yardım programının 5. bileşeni olan İPAR programı dediğimiz kırsal kalkınma bileşenini uygulamak üzere kurulmuş ve Türkiye'de 42 ilde uygulanan, bu 42 ilden birisi de Elazığ ilimiz, değişik sektörlerde yatırımcılara, evet, üreticilere, çiftçilere %50 ile 65 oranında hibe desteği vermek üzere kurulmuş olan bir kurumdur. 2012 yılında Turan, ne kadar hibe desteği, ne kadar demiştiniz Turan Bey? İPAR programı kapsamında Türkiye'ye ayrılan 873 milyon avroluk bir bütçe var. Bu bütçe 42, evet, ile tamamen dağıtılan, her il için ayrılmış herhangi bir bütçe söz konusu değil. Bu bütçeyi 42 ilde proje karşılığı kullandırmayı 2013-2017 yılları içerisinde Elazığ ilimizi biz 2012 yılında kuruluşunu gerçekleştirdik ve Avrupa Birliği'nden yetki devri almak üzere akreditasyon sürecini tamamlamakla beraber 9. çağrı ilanıyla beraber biz proje almaya başladık ve o en son 12. çağrı kapsamında Elazığ ilimizde değişik başlıklar adı altında ne proje tür, kabulü gerçekleşti. Ne tür projelere destek veriyorsunuz? Şimdi bizim özellikle adı üstünde zaten tarım ve kırsal kalkınmadan da anlaşılacağı üzere biz hayvancılık başta olmak üzere, evet, büyükbaş besli tesisleri, süt sığırcılığı, koyun ve keçi tesisleri, yine Elazığ ilimiz Keban Baraj Gölü ve Hazar Baraj Gölü ile beraber ciddi bir su ürünleri üretim potansiyeline sahip olan bir ilimiz. Burada su ürünleri üretimi, evet, bunların yine aynı şekilde süt ürünlerinin işlenmesi, et ürünlerinin işlenmesi ve kanatlı su ürünleri sektöründe su ürünlerinin işlenmesine yönelik fabrikasyonlara da yine %50 hibe desteğimiz var. Aynı zamanda kırsal alanlarda 25 oda kapasiteli butik otel yapımları, su sporları, dalcılık ve benzeri sosyal tesislere yönelik %50 hibe desteğimiz mevcut. Yani tarımın mevcut dışına çıkan alanlarda tarımın dışında sürüyor. Tarımın dışında tabii ki Elazığ ilimizde 80 kalemden oluşan yerel ürün listesine desteklerimiz olduğu gibi el sanatlarına yönelik desteklerimiz de aynı şekilde devam etmekte. Yine Elazığ ilimizde arıcılık ürünleri çok gelişmiş bir sektör. Evet. Ona yönelik bir desteğimiz var. Hibe oranlarımız %50 ile 65 arasında değişiyor ve işleme sektöründe 3 milyon avroya kadar, yani Türk lirasıyla 9-10 milyon liraya kadar yapılacak olan yatırımın yarısını, yani 4,5-5 milyon lirasını biz yatırımcılarımıza hibe şeklinde, yani karşılıksız olarak verebilmekteyiz. Dolayısıyla Elazığ ilimiz için çok, evet, güzel bir başlık ve ciddi bir yatırım ofisi. Burada işte biz Elazığ ilimize inşallah bu sektörler, bu başlıklar adı altında ciddi ciddi destekler veriyoruz. İnşallah İPART 2 ile beraber bu 2023 vizyonu çerçevesinde bu desteklerimize de biz devam edeceğiz. Peki diyelim ki bir müteşebbis, girişimci size başvurdu. Onda ne gibi şartlar arıyorsunuz bu kredileri vermek, bu desteği sunmak? Şimdi bize kamu tüzel kişilikleri hariç gerçek ve tüzel kişiler, yani şahıslar ve şirketler bize bu saymış olduğum başlıklar adı altında müracaat edip destekten faydalanabiliyorlar. Biz bunlarda sadece mesleki yeterlilik bazı başlıklar adı altında istiyoruz. Onun dışında yatırıma gücü olan, arazi olan ve bu tür tesislere yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere çok fazla bir kriter koymadan destek veriyoruz. Burada 65 yaş üstü olmayacak mesela, vergi borcu olmayacak, devlete herhangi bir vereceği olmayan vatandaşlarımız rahatlıkla bize proje sunup bu başlıklardan, bu desteklerden
faydalanabiliyor. Geri dönüşümler nasıl Turan Bey? Şimdi bize dediğim gibi tabii yani biz 2012 yılında kurumu kurduk. Akreditasyonla beraber 2013 yılı içerisinde destek vermeye başladık ve bu süre içerisinde yaklaşık 210 adet projenin kabulünü gerçekleştirdik. Bu projelerin %40'a yakını şu anda bitmiş durumda. Faaliyetleri devam ediyor. Bir kısmı inşaatları devam ediyor. Geriye kalan kısmı da sözleşme aşamasında. İnşallah onların da sözleşmesi imzalandıktan sonra yaklaşık 260 milyonluk bir yatırımı biz İPART kapsamında, yani Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu adı altında biz Elazığ ilimize kazandırmış olacağız. Geri dönüşleri de gayet güzel. Çünkü üretimleri, faaliyetleri, artmış olan istihdamları gördükçe kurumun ne kadar güzel şeyler yaptığını, ne kadar ile bölgeye faydalı olduğunu biz de hep birlikte müşahede edebiliyoruz. Evet. Şunu anladık o zaman. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu sadece Elazığ'a değil, birçok ilimize hizmet veren bir kurum. Türkiye'de 42 ilde bu hizmet veriliyor. Bunlardan birisi Elazığ ilimiz. Tabii bu iller belirlenirken İPART programı çerçevesinde bazı kriterler dikkate alınarak belirlenmiş. Bunlar mesela ana başlıklar olarak yurt içi gayri safi milli hasıla içerisindeki illerin payı, illerin dışa vermiş olduğu göç oranı, evet, ve yatırım bu bahsettiğim sektörler adı altındaki yatırımlara yönelik tarımsal potansiyel düşünülerek bu iller belirlenmiş ve 2009 yılından beri bu illerimizde İPART programı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde kurum başkanlığı olarak desteklerine devam ediyor. Evet, Anadolu'daki bu güzel illerimizin kalkınması adına çok güzel çalışmalar bunlar, umut verici çalışmalar. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Ben sizlere bu bilgileri kamuoyuyla paylaşma fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Peki efendim, biz teşekkür ediyoruz.